Doğum tarihlerimiz hepimizin kimlik kartlarında yazar. İşte o tarih sayesinde kronolojik yaşımız hesaplanır. Ama bir de biyolojik yaşımız var. Yani genetik yapımız, çevre şartları ve alışkanlıklarımıza göre değişebilen yaşımız. Eğer biyolojik yaşınızı öğrenmek istiyorsanız işte size yöntemi. Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Bazen 15 yaşında hissediyorum, bazen 90. Biyolojik yaşınızı biliyor musunuz? 18 diyormuşum. Vücut yaşınız kimlik yaşınızdan daha genç ya da yaşlı olabilir. Yaşımız 25, boyumuz 1.73, kilomuz 74.4, kas oranımız 60.3, yağ oranımız %18.1. Bazal metabolizm yaşınız 25. Yapılan testler ve analizler sonucunda biyolojik yaşım 25 çıktı. Kimlik yaşımla aynı ancak vücudumdaki yağ oranı %4 oranında fazla. Eğer yağ oranım biraz daha düşük olmuş olsaydı gerçek yaşımdan 3 yaş daha biyolojik yaşım genç olabilirdi. Spor yaptığınız takdirde sizin muhtemelen %90 ihtimalle bazal metabolizma yaşınız 25'ten 23'lere, 22'lere düşecek. Kronolojik yaşınız zamana göre sabit bir şekilde ilerler. Ancak biyolojik yaşınız sahip olduğunuz genetik yapı, çevresel şartlar ve yaşam alışkanlıklarınıza göre değişiyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, hormonlu gıdalar, sigara, alkol biyolojik yaşımızın parametrelerini hızlı değiştirmeye devam ediyor. 20 yaşındayım ama kendimi gerçekten yaşlanmış hissediyorum yani. 40-50 yaşında falan hissediyorum. Spora işte daha yeni yeni gitmeye başlıyoruz. Yakını görme yeteneğinin azalması, vücut kas kütlesinin azalıp yağ oranının artması öte yandan işitme ve hafıza kayıpları da biyolojik yaşlanmanın işaretleri arasında. Akıllardaki soruysa biyolojik yaş durdurulabilir mi? Hatta ve hatta geriletebilir mi? Sigarayı ortadan kaldıracağız, alkolü ortadan kaldıracağız, şekeri ortadan kaldıracağız. Hep pozitifim. Sevgi dolu olmaya çalışıyorum.